Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizler tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa gene çok kolay, çok pratik, bol vitaminli, rokalı, yeşillikli güzel bir yumurta salatası yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki illa biliyorsunuzdur ama bugün ben de bir paylaşmak istedim arkadaşlar. Hemen malzemelerimi geçeyim. Ana malzeme ilk önce 6 tane yumurtam var arkadaşlar. Tamamen isteğinize bağlı bu malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. 6 yumurta, arkada 125 gram civarında rokam var arkadaşlar. Bol maydanoz ve dereotum var. Marulum var. 3-4 tane kırmızı soğanım var. 3-4 tane 3-4 diş sarımsağım var arkadaşlar. Bundan yanı sıra zeytinyağı, ondan sonra limon, sumak, pul biber, karabiber onlar lazım arkadaşlar. Zaten aşama aşama göstereceğim. Ben ilk etapta hemen bir rokama sirkeli su birazcık bekledim. Öbür köy yeşillikler yıkamıştım zaten. Tekrar devam edelim inşallah. Arkadaşlarım sepsilerim yıkandı. Hazırlandı. Soğanlarım, sarımsaklarım soyuldu. Onlar biraz dibine düştü. Şurada hazır şekilde. Şöyle. Bunlar hazır arkadaşlar. Burada da yumurtalarımı ocağa koydum arkadaşlar. Bunlar bir haşlansın. Tekrar devam ederiz. İnşallah bir göstermek istedim. Arkadaşlar zeptilerimi doğruyorum. Maydanozumu ve dereotumu şöyle doğradım. Küçük küçük gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi artık rokulamı doğruyorum. Ama çok küçültmeyeceğim rokulamı. Böyle. Çok biraz büyük parçalı bırakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde arkadaşlar. Yani çok da küçültmeyeceğim. İçinde çok ölmesin diye. Daha güzel oluyor. Böyle görünüşü de güzel oluyor. O yüzden böyle bırakacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlarım hazırlıyorum. Bir yandan yumurtalarım haşlandı. Soğusun. Ben o ara bu zepsilerimi şey yapacağım, doğrayacağım. Bu arada arkadaşlarım ne var ne yok, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze aratmasın arkadaşlar. Hasan'ım yanımda. Sizlere çok çok selam var arkadaşlar. Böyle işte bugün de yumurta salatamızı yapıyoruz. Nasip olursa çay demledik. Böyle böreğimizin yanında böyle yiyeceğiz arkadaşlar. Kahvaltımızı yapacağız inşallah nasip olursa. Şöyle ben sizler sıkmayayım. Şöyle dediğim gibi şöyle şöyle büyük büyük doğruyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlarım zeptilerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi şu kabımın içini karıştıracağım. Bir koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlarım yumurtamı da göstereyim. 6 tane yapacaktım. 8'i çıkardım. Eşim dedi elini korkak alıştırma. 6 tane az olur. 8'i çıkarttık yumurtaya. Yumurta salatasının içinde en çok yeşillik olacak dedi. O yüzden öyle yaptım. Tabii işimiz espri arkadaşlar. Evdeki insan sayısını göre veya kendi imkanlarınız göre ayarlayabilirsiniz. Otlağımı koydum arkadaşlar. Dediğim gibi zaten şey doğradım böyle. İrili iriliydi şunlar. Şimdi artık nasip olursa yumurtalarımı doğrayayım. Ondan sonra karıştıracağız. Tekrar baharatlar falan koyacağız. Devam ederiz yine. Arkadaşlar yumurtalarımı şöyle tahta diye elim doğruyorum ben. Şöyle yaptım. Çok küçültmüyorum. Şöyle bir ortasından böleceğim. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra şöyle ortasından bölüyorum. Dediğim gibi çok da küçültmeyeceğim. Böyle irili yapayım dedim arkadaşlar. İlla kahvaltı şart değil arkadaşlar. Mesela hamur işlerinin yanında beş çayında misafirimiz falan olduğunda da yapabiliriz. Ne olacak ki? Çayın yanında salata niyetine güzel olur. Ben gerçi bugün kahvaltı yapıyorum da hani öyle de olur. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar dediğim gibi çok küçültmüyor. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar zeytinyağını gözdürüyorum önce. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Türkiye'mizden, babamın bahçesinden Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Anneciğim topluyor bunlara. Kardeşim sıktırık geliyor. Sağ olsun oradan getiriyorum arkadaşlar. Şöyle herhalde 2 yemek kaşığı kesin vardır. Zeytinyağımızı koydum. Şimdi arkadaşlar tuzumu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tuzumu koydum. Bir tatlı kaşığı civarında. Sumak çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Sumağımızı koyuyorum. Ben bunları göz kararı koyuyorum. Şöyle. Bu da aynı. Belki de bir tatlı kaşığı civarında. Şöyle. Pul biberimi koyuyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten basit ama güzel oluyor. Bugün ben sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İlla ki tabii ki biliyorsunuzdur. Biraz da bahçemin kuru nanesi var. Ondan koyacağım arkadaşlar. Şöyle güzel oldu.
Bir de karabiber gezdireceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bu da oldu. Şimdi limonumu sıktım. Yarım limon sıktım arkadaşlar. Şimdi onu koyacağım üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Nar ekşisi de koyabiliriz. Fark etmez. Şimdi artık karıştırayım arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş yavaş karıştırıyorum ama böyle çok kötü karıştırmayacağım. Hani böyle çok ezmeyeyim yumurtaları da. Şöyle yavaş yavaş güzel güzel karıştıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar servis tabağımı alıyorum. Salatamı. Gerçekten mis gibi koktu. Mutfağımız kokular sardı. Eşimin dediği gibi yeşillik çok. Yumurta az gibi görünüyor. İçinde harbisam 8 tane yumurta doğradım arkadaşlar. İçerisinde bir daha sayayım. Roka, marul, kırmızı soğan, sarımsak, maydanoz, dereotu. Rokanın kokusu çok güzel. Gerçekten yakışmış. Zeytinyağı, pul biber, sumak, karabiber, sarımsak, limon. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok güzel oldu. Kolay oldu, pratik oldu, bol vitaminli oldu. Mutfağa kokular sardı. İnanın ki zeytinyağı da çok güzel yakışıyor zaten. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları, yiyenlere afiyet, şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.